Muhterem Hocam, Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu seneki kurban temamızda kurbanın paylaş, kalbin içinde yakınlaş. Bu doğrultuda kurban bağışının ve paylaşmanın önemi hakkında neler söylersiniz? Aslında kardeşimle yakınlaş ifadesi çok manidar. Çünkü kurban kelime anlamı olarak yaklaşmak, yakınlaşmak demek. Kurbanda kurbiyet vardır, yakınlık vardır ve Allah Teala'ya yaklaşmak bir boyutudur. İnsanın insana yaklaşması, toplumun birbirine yakınlaşması da ikinci boyutudur. Dolayısıyla kurban, o kurbanı kesen, o ibadeti yapan kişiyi hem Cenab-ı Hakk'a yakınlaştırır, hem de paylaştığı için etrafındaki sevdikleriyle, akrabalarıyla, ailesiyle ve ihtiyaç sahipleriyle topluma yakınlaştırır. İnsanların birbiri arasında bir ülfet meydana gelmesini, birbirini sevmesini, birbirine güvenmesini, birbirini kollayıp gözetlemesini ve gönüllerin birbirine yakınlaşmasını sağlar. Onun için kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş ifadesi gerçekten kurbanın o yakınlaştırıcı ismi üzerinde, adı üzerinde insanların arasındaki mesafeyi yok eden ve gönülleri birbirine bağlayan gücüne işaret. Elbette paylaşmanın insanı yücelten bir tarafı var. İnsana huzur veren, bencillikten onu arındıran ve başını yastığa koyduğu zaman bugün ne iyi bir iş yaptım, bir başka gönlü, bir başka haneyi, bir başka sofrayı şenlendirdim ve ben bugün sadece kendim için değil, kardeşlerim için de yaşadım diyerek huzur içerisinde uyumasını sağlayan çok büyük bir etkisi var paylaşmanın. Bencillik aslında insanoğlunun hamurunda var olan bir şey. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insanoğlunun bencil olduğundan, insanoğlunun nankör olduğundan, insanoğlunun aceleci olduğundan bahseder. Ve bu bencil olma durumunu, hamurda var olan bu problemli hale gelebilecek nüveyi, çekirdeği büyütmemek, aksine onu ıslah etmek ve bencillikten sıyrılarak paylaşan, sadece kendini değil çevresini de düşünen ve bütün insanlar için iyilik hesaplayan, sadece kendi hayatı, yakınları ve sevdikleri için iyilik planları yapan değil, bütün insanlar için iyilik hesaplayan bir varlık olarak yaşaması gerekir insanın. Bu açıdan baktığımızda kurban ibadetinin aslında insanın bencilliğini törpüleyen ve onu daha cömert, eli açık, paylaştıkça kazanan ve Allah'a yaklaşan bir kul olma yolunda destekleyen bir ibadet olduğunu görüyoruz. Paylaştıkça aslında bereketlenir. Bu İslam'ın en temel prensiplerinden birisidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok hadis-i şerifinde net bir şekilde Peygamber Efendimiz kısarsan, elinde tutarsan, paylaşmazsan bereketi kaçar ama paylaşırsan bereketi artar mesajıdır. Peygamberimizin bu mesajı pek çok hadis-i şerifte vardır. Ve hatta sayma der. Sen sayarsan Allah da sana verirken sayar. Sen saymadan vereceksin, hesaplamadan. Acaba ben paylaşırsam aç kalır mıyım? Acaba dolabıma giren et daha az, soframa koyduğum yemek daha az olur, biz aç kalır mıyız diye düşünmeden kardeşlerinle, ihtiyaç sahibi olanla, akrabanla, misafirinle, komşunla paylaş ki Allah Teala sana görece olarak az kalmış olsa bile aslında daha bereketli ve daha bol olanı bıraksın. Bu noktada insanoğlunun aslında somut olarak gördüğü azalmanın soyut manevi anlamda bir çoğalma olduğunu, bir bereketlendirme olduğunu Peygamberimiz söyler. Kurbanda da bunu çok net bir şekilde yaşıyoruz. Hatta Medine'de Peygamber Efendimiz bir kurban bayramında çok fazla ihtiyaç sahibi insan Medine dışından Medine'ye misafir geldiği için o sene ashab-ı kirama etleri, kurban etlerini saklamayı yasaklar. Herkes 3 gün içinde kurbanını yiyecek, yedirecek, dağıtacak ve bitirecekler.
Neden? Aslında kurban etini saklamak caizdir. Dolaplara koyuyoruz, bir sonraki kurbana kadar hala anneler biliyorsunuz yemek yapıyor kurban etiyle. Ama Peygamberimiz burada meselenin bizim karnımızı doyurmak değil, ihtiyaç sahibinin karnını doyurmak olduğunu bize öğretir. Ve eğer çevremde bunu paylaşmadan muhtaç insan hala varsa, 3 gün içinde tüket, dağıt, o bereket bütün topluma yayılsın diye ister. Dolayısıyla bu paylaşma işi hem bizi bencillikten kurtarır, hem de toplumu kıskançlıktan kurtarır. Kurban kesemeyenin içinde oluşabilecek kıskançlığı, hasedi, fesadı, niye onun var da benim yok diyerek üzülüp de belki de içten içe yanacağı ve karşısındaki insanlarla arasındaki sevgi bağının zedeleneceği bir duruma engeller. Onun da var, benim de var. Birlikte kurbanla mutlu oluyoruz duygusunu verir. Onun için burada hem Allah'a yakınlaşma var, hem de insanın birbirine yakınlaşması, yani kardeşimizle yakınlaşma fırsatı var.